Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Uzun süredir benden çekmemi istemiş olduğunuz yağ bakımı, motor bakımının videosu vardı. Bugün onu çekeceğim ancak yağını değiştirmeyeceğim. Çünkü dün çekmiş olduğum videoda söyledim. Motorumu sattım arkadaşlar. Satmış olduğum kişi, sen hani yağına hiçbir şeyine karışma. Ben kendi ustam var, kendi tamircim var. Ben kendim her türlü bakımını yaparım, yağını değiştiririm demişti. Onun için yağını değiştirmeyeceğim. Ancak size yağın değişimi nasıl yapılır onun bilgisini vereceğim. Öncelikle arkadaşlar, motorunuzun yağını değiştirmeden önce motorunuzu ya rolantide 3-5 dakika çalıştırın ısınması için, yağın daha fazla akışkan olması için veya motorunuzla kısa bir tur yaptıktan sonra motorunuzu düz bir zeminde stop ettikten sonra 5-10 dakika bekleyin. Yağın tamamen motorun alt kısmına tıpanın olduğu yere süzüldükten sonra bir 5-10 dakika sonra dediğim gibi süzüldükten sonra altına eğilerek biraz sonra göstereceğim. Yağı boşaltacağınız tıpa var. O tıpayı açıp altına boşaltacağınız bir eski bir kap ayarladıktan sonra tıpayı açıp yağın boşalmasını bekleyeceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar tıpayı açtıktan sonra şu yağ çubuk göstergemizi şunu açacağız tamamen. Yağın daha hızlı akıp boşalması için bunu açacağız arkadaşlar. Daha sonra ise yağ tamamen boşaldıktan sonra tıpamızı yerine takıp üst taraftan buraya bir huni koyarak yağımızı boşaltacağız. Arkadaşlar, ortalama 178 cc motorlarda 1 litreye yakın yağ gidiyor. Bazı motorlar tamamen alıyor 1 litrenin. Bazıları ise çok az bir şey kalacak şekilde alıyor. Ben genel olarak motorlarımda Castrol 10-40 yağ kullanıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar, motorumun altına yatarak yağın boşalması için açacağınız tıpayı size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an motorun altına yattım. Motorun yağ tıpası görmüş olduğunuz gibi burada. Buna arabalarda bulunan bijon anahtarları da açabilirsiniz. Veya lokma takımınız varsa, hangisi uyuyorsa ondan açabilirsiniz. Motorun arkadaşlar, Yuki motorun sağ tarafında şurada size yağ çubuğunu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, sağ tarafta hemen burada bulunuyor. Bunu açıyoruz, tamamen çıkarıyoruz arkadaşlar. Yağ boşandıktan sonra ise yerine takıp yukarıdan yağımızı tekrar dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ise yağımızı nasıl tekrar motorumuza katacağımızı göstereceğim. Yağ çubuğumuzu çıkarıyoruz. Bize arkadaşlar lazım olan bir adet hunimiz. Hunimizi yağ çubuğunu sökmüş olduğumuz yere denk getirerek arkadaşlar şöyle 1 litrelik bir yağ alacaksınız. Marka şu an Castrol değil, ancak bunu biz farklı bir şey için almıştık. Ben size gösteriyorum. 1 litrelik bir yağ bidonumuzla bu şekilde hunimizi dökerek yağımızı arkadaşlar dolduruyoruz. Bidonumuzun içerisinde yağ tamamen bitmeden arkadaşlar yağ çubuğumuzu da ölçümümüzü yapalım. Çünkü motorumuz o 1 litrelik bidonun hepsini almayabilir. Fazla yağ kattığımız zaman arkadaşlar motorumuzda aşırı yağ basıncı olur. Motorumuza zarar veririz. Ne fazla katacağız ne eksik arkadaşlar. Size burada göstergesini de göstereceğim arkadaşlar. Önce yağ dolumumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar yağ çubuğumuzu bu şekilde söküp bezle temizledikten sonra tekrar yerine takıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar, yağımız
ne buradan aşağıda olacak ne buradan yukarıda olacak. Şu şekilde. Bundan biraz daha fazla olabilir. Ancak şu seviyelerden yukarıda olduğu zaman içerisine fazla yağ katmış oluruz. Bu da söylemiş olduğum gibi yağ basıncı motorunuza zarar verebilir. Ancak bu seviyelerden de aşağıya düşürmeyin. Bunu ara ara da kontrol edin. Bu şekilde arkadaşlar yağ dolumumuzu yaptıktan sonra bu seviyelere geldiği zaman yağ dolumumuz tamamdır demektir. Bu şekilde kapatıp isterseniz bir çalıştırıp tekrar kontrolünü yapın yağ çubuğun veya yine bir kısa tur yaptıktan sonra durup yine düz bir yerde 3-5 dakika bekledikten sonra yağın tamamen alt kısmına süzüldükten sonra yine çubuğunuzu açarak yağ kontrollerini yapabilirsiniz. Arkadaşlar motor yağ değişimimiz bu şekildeydi. Sorularınız olursa yorum kısmından yazarsınız, bana sorarsınız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.